Resmi makamlarca yapılan açıklamalarda vaka sayılarının 30 bin üzerine çıktığını görüyoruz. Burada bir yükseliş trendi görünüyor. Buna bağlı olarak yapılan açıklamalarda yüz yüze eğitimin devam edeceği yönünde görünüyor. Yüz yüze eğitimin yanında hibrit veya online eğitim seçeneklerinin de sunulduğunu geçmişte biliyoruz. Bizim çalışmalarımız %40 online, %60 yüz üzerine kuruldu. Çünkü lisans öğrencilerimiz özellikle yüz yüze eğitimi çok arzu ediyorlar. Bu anlamda YÖK'ün verdiği karar veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği karar da yüz yüze üzerine odaklanmak konusunda bizi yönlendirdi. Tabii ki öğrencilerimizin isteklerini almamız çok önemli. Gedik Üniversitesi olarak hazırlıklarımızı biz her iki seçenek içinde fazlasıyla yaptık. %40 online, %60 yüz yüze. Bu yüz yüzelerin de büyük bölümünü hibrit yapmaya çalışıyoruz. Yani bunun için hazırladığımız sınıflarımız var. Hem uzaktan katılabilecek öğrencilerimiz için bir altyapımız var. Hem de yüz yüze bu eğitimi almak isteyen öğrencilerimiz için onlara bu imkanı veriyoruz. Bahsettiğim gibi lisans öğrencilerimiz çoğunlukla yüz yüze tercih ederken lisansüstü öğrencilerimiz daha fazla online'ı tercih etmek istiyorlar. Bu noktada onlara da hibrit seçeneğini sunmaya çalışıyoruz. Ancak yüz yüze eğitimin devam etmesi de çok kıymetli. Çünkü sınıf içerisindeki paylaşımlar, birebir aktarımlar kıymetli. Vakalar her ne kadar artıyor gibi görünse de tek başına bir şey göstermediğini de ifade etmemiz önemli. Yani vakaların sonucunda aşılanmanın da burada artması bir denge oluşturabilecektir. Yüz yüze eğitimin devam etmesi için bu konuda çok kritik. İkinci dönem noktasında bakarsak vakaların bu artışıyla beraber ikinci dönemin nasıl olacağını öngörmek tabii ki çok mümkün değil. Ancak resmi makamların açıklamalarını takip etmemiz gerekiyor. Biz her duruma hazırlıklıyız Gedik Üniversitesi olarak. Hem online, hem hibrit, hem de yüz yüze için bütün çalışmalarımızı yaptık. Sınıflarımız hazır. 11 Ekim'de derslerimiz başlıyor. Çoğunluğu yüz yüze olmak üzere, bir bölümü de %40'ı yani online olarak öğrencilerimizi bekliyoruz ve onlarla beraber iyi bir dönem ve dönemler geçirmek için hazırız. Ancak beklentimiz bu formatın devam etmesi yönünde. %40, %60 oranından farklı bir seçenek şu anda resmi makamlar tarafından sunulmamış durumda. Beklentimiz de yüz yüze eğitimin devam etmesi yönünde. Öğrencilerimizin de isteği ve arzusu bu yönde. Tahminim ikinci dönemde de bu yapıda devam edecektir diye düşünüyorum.